Canlar, son Osmanlı mebusan meclisine bir bakalım, bir bakalım değerli arkadaşlarım. Evet, Amasya görüşmelerinde alınan karar üzerine peyderpey seçimler yapılacak arkadaşlarım. Ve Anadolu'da daha çok müdafaa-i hukuk cemiyetinin gösterdiği adaylar seçimleri kazanıyor. Yani bu ne demek? Bu meclis milliyetçilerin etkin olduğu, yani bağımsızlık yanlılarının etkili olduğu bir meclis olacaktır. Hatta o nedenle mesela Vahdettin seçim iddiaçılar kazandı diye meclisin açılmasını geciktirecek bakın. Kasım'da yapılan seçimler ta Ocak'ta ancak meclis toplanacak. Biraz savsaklamaya kalkacaklar ama ok yaydan çıkmıştır. Seçimler yapılmıştır kardeşim. O yüzden de mebusan meclisin toplanması engellenemeyecek. Hatta bir şey söyleyeyim ben size, bakın vurgu yapmışım. İtilaf devletleri de bu meclisin toplanmasını destekliyorlar gençler. Ulusal egemenlik, demokrasi, kara kaş, kara göz değil tabii ki. Bunların tek bir derdi var. Bize imzalatacakları sevri onaylatmak. Çünkü temel evrensel hukuk kuralı Osmanlı Anayasası gereği bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi için meclisin onayı şart. Osmanlı meclisi yoktu. Aha da şimdi son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmış olacak. Bu meclisin sevri onaylayacağını zannediyorlar. Hayaller ve gerçekler bambaşka olacak az sonra. Az sonra. Bu mecliste Mustafa Kemal'in Erzurum milletvekili olduğunu muhtemelen hatırlarsınız ama Erzurum vekili olsa da Mustafa Kemal İstanbul'a gitmeyecek. Aptallık olur herhalde. Merhaba, ben geldim. Hadi beni tutuklayın. Sen mücadelenin liderisin kardeşim. O yüzden güvenlik nedeniyle Mustafa Kemal İstanbul'a gitmeyecek. Hastalık bahanesi gerekçesiyle affını, izni isteyecek Mebusan Meclisi'nden Mustafa Kemal. Ama ne yapacak Mustafa Kemal biliyor musunuz? İstanbul'a doğru yola çıkan birçok milletvekiliyle kah kendisi, kah arkadaşları görüşecek. Ortak bir çalışma planı hazırlamaya çalışacaklar. Ve bu kapsamda Mustafa Kemal mebuslardan üç şey istiyor. Kardeşim diyor, beni meclis başkanı seçin diyor. Paşam sen gelmiyorsun. Gıyaben aday gösterin, milletvekilim ben nihayetinde. Gıyaben aday gösterin ve beni başkan seçin. Niye? Olur da diyor, meclisin başına bir şey gelecek olursa ben başkan sıfatıyla Ankara'da yeni bir meclisi daha kolay toplayabilirim. Bakın adam sanki geleceği görüyor arkadaşlar. Bu ileri görüşlülüktür, bu çok güzel bir öngörüdür. O yüzden beni başkan seçin diyor. Başkan sıfatıyla yeni bir meclis toplayabilirim ben Ankara'da diyor. Milletvekillerinden diyor ki kardeş grup kurun diyor. Bizim gibi düşünen, inanan milletvekilleriyle bir araya gelin ve müdafaa-i hukuk grubunu kurun diyor. Grubun adı müdafaa-i hukuk olsun diyor. Bu sayede kararlılığımızı, azmimizi, inancımızı cümle aleme ispat edelim diyor. Çünkü müdafaa-i hukuk milli mücadelenin sembol kavramlarından birisi haline gelmiş durumda. Kuvay Milliye müdafaa-i hukuk. Kuvay Milliye müdafaa-i hukuk denildiği an Kurtuluş Savaşı akta geliyor. O yüzden bu ismi tercih edin diyor. Temelleri Erzurum Kongresi'nde atılan milli mücadele programını Misak-ı Milli adıyla kabul edin. Osmanlı parlamentosunun kabul ettiği mücadelemizde yasallaşmış olur diyor. Bu talimatları veriyorum mebuslara. Hepsi tamam paşam, merak etmeyin paşam, geleni yapacağız paşam diyorlar. Geliyorlar İstanbul'a. 12 Ocak 20'de Mebusan Meclisi Padişah Vahdettin'in açılış telgrafının okunmasıyla çalışmalarına başlıyor. Önce meclis kendine başkan seçer, Mustafa Kemal'i aday dahi göstermezler. Yerine Reşat Hikmet Bey başkan seçilir. Grup kurarlar,
Evet, vatansever vekiller bir araya gelir, grup kuranlar ama müdafaa hukuk adını almazlar. Fellah-ı vatan adını alırlar kardeşim Rauf Orbay'ın başkanlığında. Allah'tan üç talepten sonuncusu, belki de en mühimi, misak-ı milliyi kabul ve ilan ederler ki biz size bu Osmanlı meclisini şu an anlatıyorsak sırf ahanda bu misak-ı millinin yüzü suyu hürmetini anlatıyoruz kardeşim. O yüzden bakın gençler dikkat. Karşındaki şablonda çok net öncülü sorular var. Öncülü sorular. Birinci öncül, ikinci öncül, üçüncü öncül. Hangileri Mustafa Kemal'in taleplerindendir? Hangi talepler gerçekleşmiş, hangileri gerçekleşmemiştir? Mustafa Kemal'in bu talebindeki amacı ne? Bu talepteki amacı ne? Gerçekleşmeyen taleplerde hayata geçen hangisi? Felah-ı vatan çıkmış sınav sorusu aynı zamanda. Reşat Hikmet çok sanmam ben ama kulağınızın posunu almış olalım Reşat Hikmet adıyla da birlikte. O yüzden şu şablon çok ciddi soru ihtiva etmekte. Buna iyi bakmanızı sizlerden istirham ediyorum değerli kardeşler. Evet. Misak-ı milli, misak-ı milli bu meybusan meclisini sizlere anlatıyorsak ahan da bunun yüzü suyu hürmetini anlatıyoruz. Ahd-ı milli diye de geçen, ulusal ant diye andığımız Kurtuluş Savaşı'nda hedeflerimizi ortaya koyan, sınırlarımızı ortaya koyan bir metin misak-ı milli. Önce bu metnin ortaya çıkmasında etkili olanları bir hatırlatayım. Evet, Ankara'da bulunsa da İstanbul'a gelmese de telgrafla misak-ı milliyi Rauf Orbay'a Mustafa Kemal yazdıracaktır. Bu belgenin özünde Erzurum ve Sivas Kongres kararları vardır. Parlamentoda, Osmanlı parlamentosunda Felah-ı Vatan grubunun önerisi ve desteğiyle kabul edilmiştir. Ve çok ilginç, İstanbul hükümeti, o günkü hükümet Ali Rıza Paşa hükümetidir. Ali Rıza Paşa hükümetinin de katkısı var, desteği var. Sizler muhtemelen olası bir soruda bunu çıkartırsınız. Bu da çıkar, bu da belki akla gelir. Beni şu korkutuyor. Genelde İstanbul'a kaydırırız ya. O yüzden dikkat edin, Ali Rıza Paşa hükümeti de misak-ı milliye katkı sağlayacak ve son Osmanlı Meybusan Meclisi bir parlamento kararı olarak misak-ı milliyi 28 Ocak 1920'de kabul ve ilan ederek işgale ve işgalcilere bayrak açacak alayından Allah razı olsun diyor. Evet sevgili arkadaşlar, misak-ı milli çok değerli, çok önemli bir belge. 1920-28 Ocağı'nda kabul edilen bir belge. 100. yıl takıntısı var şu an piyasada. Ben gönderme yaptım sınıfsada belki. Sizler de yaptım ama. Yani misak-ı milliyi 100. yıl olduğu için değil abicim. Yani benim milli mücadelemde hedefimdir, belgemdir, kutsalımdır tabiri caizse. Bu yüzden zaten bilmem lazım. Ve çok defa soru sordular misak-ı milliyle ilgili. O yüzden mesela bu sene gidip misak-ı milliden bir soru gelecek olursa, ha bakın 100. yıl o yüzden geldi cümlesi çok saçma olacaktır. Bunlara takılmayın diyorum ben. Hep söyledim, Çanakkale mesela, onun 100. yılında soru gelmedi. Balkan Harbi'nin 100. yılında soru gelmedi mesela. O yüzden bu takıntılar çok doğru değil. Çok doğru değil. Bir olayı sizler, tarihsel ehemmiyeti, bu milletin, bu vatanın, bu devletin tarihindeki değerinden, katkısından dolayı bilmelisiniz. ÖSYM'nin bakış açısı budur arkadaşlar. Tamam mı canlar? O yüzden bakalım hemen misak-ı milliye ne var? Misak-ı milliye, evet, öncelikle benim sınırlarım ortaya koyacak. Siyasi sınırlarımı çizecek. Bunu çizerken de bakın eline harita alıp, cetvel alıp çizmeyecek. Kriter ortaya koyacak. Temel kriter kesinlikle Mondros Ateşkes olacak. Mondros Ateşkes olacak. Bir de mazisi, kökeni, mantığı Wilson'a dayanan referandum, yani nüfus çoğunluğuna dayalı bir kriter ortaya koyacağız. Ne demek istiyorum?
Diyor ki Misak-ı Milli Belgesi. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi'nin imzalandığı gün Türk askerinin bulunduğu, Türk bayrağının dalgalandığı vatan coğrafyası ayrılmaz bir bütündür, bölünemez. Mondros'un imzalandığı gün nerede Türk askeri varsa orası bizimdir diyor Misak-ı Milli. Ana mantıkta bu zaten, ana kriterde bu zaten. Bunun dışında bir de bazı tartışmalı bölgeler var. O tartışmalı bölgeler içinde o bir son ilkesi rüzgarın estiği ortamda biz nüfus çoğunluğuna dayalı bir çözüm, o kapsamda referandum önerisinde bulunacağız. Nerede mesela? Mondros imzalandığı gün işgal altında bulunan Arap coğrafyasında referandum yapılsın diyeceğiz. Yine serbest kaldıkları ilk anda bize katılan Elbiyani Selase'de Kars, Ardahan ve Batum'un geleceği belirlenmesi için halk oylaması yapılabilir diyeceğiz. Yine o Balkan Harbi'ne kaybettiğimiz Batı Trakya'nın durumunun belirlenmesi için halk oylaması yapılabilir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın bir kez daha bakıyorum. Arap coğrafyası. Arap coğrafyasında sen halk oylaması yapıyorsan, Araplara soruyorsan, buradaki sonuç muhtemelen bağımsızlık çıkacaktır. O yüzden bu ne demek? Biz Arap coğrafyasından vazgeçtik, ümmetçilikten vazgeçtik. Ulusa, milli sınırlara dayalı bir devlet istiyoruz kardeşim. Bunun göstergesidir, bunun göstergesidir bu değerli kardeşler. Bunun yanında canlar, bakın yine ne diyor? Elgay-ı Selase, Kars, Ardahan ve Batum'da nüfus çoğunluğu bizim lehimize. O yüzden burada bir referandum talep ediyoruz. Zaten sonuç bizim lehimize çıkacaktır. Yine Batı Trakya'da da nüfus çoğunluğu bizlerin lehine. O yüzden Batı Trakya'yı acaba geriye alabilir miyiz diye Batı Trakya'da da bir referandum önereceğiz değerli arkadaşlarım. Şimdi burada bir soru tarzı var. Ben burada da her rengi kullanmışım. Hangi rengi kullanacağım karar veremedim şimdi. Ha, hangi rengi kullanacağım şu açık yeşil alayım bari. Şimdi bakın. Öncelikle bu önerimizin milli irade anlayışına bir sona uygun olduğunu hatırlıyorsunuz. Onun dışında şu soru tarzı vardı. Aşağıdakilerden hangisinde Misak-ı Milli'ye göre bir referandum önerisi yapılmamıştır? Referandum yapılması gereken bir yer değildir tarzı bir soru vardı. O yüzden bir bakmak lazım. İşgal altında olan Arap coğrafyası. Mesela sormak isterim sizlere. Gazze'de referandum yapılmalı mı? Şam'da, Beyrut'ta, Bağdat'ta referandum yapılmalıdır. Çünkü bu yerler İşgal altında olan yerlerdi. Arap coğrafyası halka soralım diyoruz. Onun dışında El ve Selase bakımında yazmışız zaten. Kars, Ardahan ve Batum'da referandum evet yapılabilir. Batı Trakya dediğimiz zaman hatırlıyor musunuz hangi şehirler vardı burada? İskeçe, Gümülcine, Dedeağaç mesela bu üç şehirde evet yine referandum yapılabilir. Mesela sormak isterim, Musul'da referandum yapılmalı mı Misak-ı Milli'ye göre? Musul'da referandum, hayır. Hayır, çünkü Musul, Mondros Ateşkesi'nin imzalandığı günlerde zaten bizimdi. Bizimdi, bakın şu ilk maddeye göre gençler. Şu ilk maddeye göre Musul zaten bizim. Burada referandum yapılmasına gerek yok arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Yine mesela Anadolu'da, Trabzon'da, efendime söyleyeyim işte Konya'da, Aksaray'da buralar zaten bizim olduğu için referanduma gerek yok. Ben en çok Musul korkutuyor. Musul'u, Kerkük'ü Arap coğrafyası gibi değerlendirebiliyorsunuz. Irak'ta olduğu için bugün hayır. Musul bugünlerde Türk toprağıdır,
Türk hakimiyeti altındadır. O yüzden Musul'da referanduma gerek yok kardeşim. Bilginizi yetiyorum. Bu şablona not aldım, belli başlı şehirlere iyi bakın. Çünkü benzer bir soru kullanıldı. Kullanıldı, kullanıldı. Tamam mı canlarım? Evet. Esas mevzu sınırdı zaten. Onun dışında evet kriterler var. Mesela azınlıklar. Eşitlikçi bir anlayışla demişiz ki Misak-ı Milli'de. Komşu ülkelerde Müslüman azınlığa ne kadar hak verilirse biz de gayrimüslimlere o kadar hak vereceğiz. Yunanistan Türklere ne verirse ben de Rumlara o kadar hak vereceğim. Bu eşitlikçi bir anlayıştır. Gayet makul, gayet mantıklı bir öneridir. Yine Misak-ı Milli diyor ki İstanbul'un ve Marmara'nın güvenliği sağlanmak kaydıyla boğazların uluslararası ulaşım açılması kabulümüzdür. Bu konuda ilgili devletlerin vereceği karar geçerli olacaktır diyerek özellikle ilgili devletten kasıt Karadeniz'e kıyısı olan devletlerdir. Onların desteğini almak istiyorum ben. İngiltere'yi, Avrupa'yı, Batı'yı boğazlardan uzak tutmak amacıyla Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin, Rusya'nın, Bulgaristan'ın, Ukrayna'nın mesela desteğini almak istiyorum. Çünkü onların ilgisi doğaldır boğazlara, dünyaya açılmak için boğazlara mecburlar. Anlıyor musun? Rusya, işte efendim söyleyeyim, Gürcistan, Karadeniz'de, işte Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, bunların dünyaya açılması için boğazlara mecbur olduğu aşikar. Kastım bu işte. Onların desteğini alayım, emperyalistleri, İngiltere'yi, Fransa'yı buradan uzak tutayım kardeşim. O yüzden böyle bir siyasi hamle yapacak mebusam necisimiz. Yanımda diyor ki Misak-ı Milli, siyasi, sosyal, adli, mali gelişmemizi engelleyen her türlü ayrıcalıklar, kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Borçlarımızın ödenmesi de bu esasa aykırı olamaz. Yani bağımsızlıkçı anlayışa, bağımsızlıkçı esasa aykırı olamaz diyor Misak-ı Milli. Misak-ı Milli belgesi, Misak-ı Milli belgesi oldukça değerli ve önemli. Ve yine bakın en önemli madde, en sevdiğim madde Misak-ı Milli dikkat. Dikkat bakın ne diyor Misak-ı Milli? Egemenlik. Kayıtsız şartsız ulusa devredilmelidir. Ulusal egemenlik cumhuriyet mesajı. Cumhuriyet mesajı. Ulusal egemenlik mesajı. Yok lan. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ne yapıyorsun? Mümkün değil. Padişahın, saltanatın dizinin dibinde. Ulusal egemenlikle ilgili bir karar alınamaz kardeşim. Mantığa ters. Yok böyle bir şey. Amasya'da ulusal egemenlik mesajı var. Erzurum'da var. Sivas Erzurum'un tekrarı. Evet var dersim. Bir dahaki ders TBMM'de var. Arada bir Misak-ı Milli. Var mı ulusal egemenlik? Var mı cumhuriyet mesajı? Hayır, hayır, hayır. Hata yapma burada. Allah'a billahi hakkımı helal etmem. Ona göre. Yok ulusal egemenlik. Yok. Ne var Misak-ı Milli'de? Sınırlar var. Mondros ve referandum kriterleriyle sınırlar tespit edildi. Azınlık belgeli karar var. Boğazlar var. Kapitülasyonlar var. Borçlar var. Ne yok kardeşim? Ulusal egemenlik yok. Misak-ı Milli içerisinde sevgili arkadaşlar aman dikkat diyorum. Misak-ı Milli umarım anlatabilmişimdir, izah edebilmişimdir. Misak-ı Milli çok değerli, çok önemli, çok çıkacak karşımıza bilginize kardeşim. O kadar değerli ki, o kadar önemli ki kıyamet kopacak. Kıyamet kopacak. Misak-ı Milli ile işgale, sevr mantığına, itilaf dayatmasına Osmanlı parlamentosu aldı bu parlamento kararıyla karşı çıkacak. İtilaf devletlerinin hiç beklemediği bir tepki. O yüzden itilaf devletleri biz Misak-ı Milli'yi kabul ve ilan edince önce bizim
geri adım atmamızı umacaklar. Siyasi baskıyla bizi geri adım atmaya zorlayacaklar. Bu çerçevede mesela dönemin başbakanı Ali Rıza Paşa'ya baskı yaparlar. Allah razı olsun. Ali Rıza Paşa geri adım atmaz, istifa etmek zorunda kalır. Yerine o Amasya protokolündeki Salih Paşa var ya, o başbakan atanır. Salih Paşa da Misak-ı Milli'nin geri çekilmesi baskısına direnir. O da istifa etmek zorunda kalır. Bilin bakalım yerine kim başbakan atanır? Alemin bir numaralı şerefsizi bu dönemde damat Ferit Paşa başbakan yapılır kardeşim. Burada isimlere falan çok takılmanı önermem. Ama mantığa dikkat. Yani hükümete İstanbul'da baskı yaparak bizim Misak-ı Milli belgesinden vazgeçtiğimizi ilan etmemizi isteyecekler. Bu baskın yaşandığı ortamda İstanbul'da vatanseverlerin, milliyetçilerin toplanma mekanı olan Türk Ocağı basılacak. Birçok vatansever, aydın, entelektüel tutuklanıp Malta Adası'na sürgüne gönderecek. Hemen bir hafta sonra da bakın İstanbul resmen işgal edilecek. Bakın sevgili kardeşlerim, hatırlıyorsunuz İstanbul 13 Kasım 1918'de fiilen işgal edilmişti. Mondros'tan iki hafta sonra. Ne demek bu? İtilaf DT donanması İstanbul'a gelmiş. Karaya çok az sayıda asker çıkarmışlar. Gemilerde daha ziyade bekliyor itilaf askerleri, böyle demokrasinin kılıcı gibi bize daldı dalacak modundalar. Şimdi 16 Mart 20'de ise itilaf devletleri İstanbul'u resmen işgal ederler. Yani o askerler karaya çıkarlar, stratejik noktalarda mevzilenirler, meclisi basarlar, çeşitli vatansever isimlere bakanları, hükümet üyelerini tutuklarlar. Yani İstanbul'un yönetimine el koyarlar. Fark bu, anlatabiliyor muyum? Fiilen işgal derse Mondros'tan hemen sonra, resmen işgal der ise 16 Mart 20 Misak-ı Milli'den sonra. Aklınıza gelecek değerli arkadaşlar. Umarım aradaki farkı da izah edebilmişimdir. Canlar. 16 Mart gününe bakmak istiyorum. 16 Mart günü sabah erken saatte itilaf devletleri karaya çıkartma yapacaklar ve burada Şehzadebaşı karakolunu basarak sabah koğuşunda istirahat halinde bulunan Mehmetçik'in üzerine sıkacaklar. 5-6 Mehmetçik burada şehit olacak, bir katliamla İstanbul'a demokrasi getirecekmiş İtilaf Devletleri. Bu yaşanan işgali Ankara'da bulunan Mustafa Kemal'e bildiren ise telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey'dir. Gizli bir telgraf hattından Ankara'yı haberdar edecektir. Hatta Cumhuriyet döneminde basılan posta pullarında Manastırlı Hamdi Bey'in resmi basılacak. Hatta kendisine 1934'te soyadı kanunundan sonra Mart 16 soyu sivrileşecek. Hamdi Mart 16. Niye? Aha da buna bir atıfta bulunacaklar. 16 Mart günü yaşanan zulmü Mustafa Kemal'e bildiren vatanseverdir Hamdi Bey. Arkasından canlar Meybusan Meclisi basılacak İtilaf Devletleri'nce. Aralarında Rauf Orbay'ın, Ziya Gökalp'in olduğu birçok vatansever tutuklanıp Malta Adası'na sürgüne gönderecek. O Malta sürgünlerine ben şimdi bakacağım, parantez açacağım. Arkasından da işte az önce andığımız o damat Ferit Paşa başbakan atanacak değerli kardeşler. Bu kaos ortamında da Padişah Vahdettin Meclisi Mebusan'ı feshedecek ve dağıtacak. Haydi geçmiş olsun bakın. Nereden nereye geldik? Misak-ı Milli kabul ettik.
işgallere karşı halkın temsilcileri tepki gösterdi, ayağa kalktı. Vatan dedi, ülke dedi. Buna karşı İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal etti kardeşim. Parlamentoya dağıttı, milletvekillerini tutukladı, Malta'ya sürgüne gönderdi. Ve tüm bunlar yaşanırken her şey Padişah Vahdettin'in gözü önünde oluyor. Şimdi konuşturmayın beni şimdi. Konuşturmayın beni şimdi. Ondan sonra dıdı bıdı yapacaksınız değerli arkadaşlar. Bu tabloyu iyi hatırlayın, iyi düşünün, iyi kurcalayın. Geçen de bu TRT'nin yaptığı dizi vardı ya, bakın tam bu dönemleri anlatıyordu. Güzel bir diziydi. Yaşananları gerçekten güzel anlatmışlardı. İstanbul'da payitahtta her yer İngiliz şivesiyle çiğneniyor. Parlamento, hükümet binaları, her türlü hakaret yaşanıyor. Ben bunlara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyorum. Mustafa Kemal liderimle ayağa kalkıyorum. Çıkıyor oradan birileri. Mustafa Kemal'e bıdı bıdı yapmaya kalkıyor. Ayıp, ayıp, ayıp. Gözünü seveyim ya. Canlar, buyurun. İsimlere bakın, ezberlemeye kalkmayın bunları. 145 vatansever gençler. Şu sağdaki isimler biraz daha meşhurdur bak. Ali Fethi Okyar, Ziya Gökalp, Rauf Orbay, Esat Işık, o Milli Kongre Başkanı, Celal Nuri İleri, Yunus Nadi Beyler gazeteci. Sol tarafta bakın Cevat Çoban var, 18 Mart kahramanı, Kara Vasif Bey, ya Kuşçubaşı Eşrefler, bakın bunlar milliyetçi vatansever liderlerdir kardeşim. Bu isimler tutuklanacak. Malta Adası'na sürgüne gönderilecek, halkı örgütleyebilecek bu teşkilatçı isimleri bertaraf ederek milli mücadeleyi yok etmeyi ümit edecek İngilizler. Biz bunlara şeref sürgünleri diyeceğiz. Vatansever, milliyetçi insanlar işgallere karşı çıkan insanlardır. Bu dik duruşların bedelini sürgünde ödediler. 145 kişiden 6'sı geriye dönemedi. Diğerleri peyderpey bizim başarılı mücadelemiz ile serbest kalacaklar. Bir kısmı 2. İnönü Savaşı'ndan sonra serbest kalacak. Bir kısmı da Sakarya Zaferi'nden sonra tamamen tutulacaklar. Ve hepsi koşa koşa Ankara'ya gelip milli mücadelemize katılacaklar. Alayından Allah razı olsun. Bakmayın bu isimler göze çarpsın dediğime. Yani meşhur bazı tipler, mantığa dikkat edin. Yapılmak istene dikkat edin diye tavsiye ediyorum. Bu Malta sürgünleriyle ilgili olarak sevgili kardeşlerim. İsim ezberlemekten ziyade mantaliteye dikkat edin. Milliyetçi isimleri bertaraf edip milli mücadeleyi başarısızlığa mahkum etmek isteyecekler. Peki İstanbul işgal edilince ben ne yapacağım? Benim de elim var mı? Toplamıyor. Öncelikle bu işgalim İç bölgelere yayılma ihtimaline karşı bu Adapazarı'nda Gey ve Boğaz, o zamanlar öyle Bolu tüneli falan filan yok. Bolu daha çok zor geçit vermekte. Gey ve Boğazı'ndan bu Eskişehir üzerinden bir Ankara'ya bağlantı yapılmakta İç Anadolu'ya. Bunu kesmek için Gey ve Boğazı'ndaki köprüleri falan hava uçuracağım, kapatacağım. İşgaller yayılmasın diye. Onların tutukladı vatanseverlere karşı ben de Anadolu'da görev yapan yaklaşık 40 kadar İngiliz itilaf subayını tutuklayacağım ve Ankara'ya getireceğim. Bu karşılıklılık ilkesine uygun bir hamle olacak değerli arkadaşlar. Sen benim vatanseverlerimi paketledin, ben de senin yetkilerini paketleyeceğim diye alacağım, Ankara'ya getireceğim. Malta sürgünlerine karşı takas olarak kullanacağım bunları. İstanbul'la her türlü resmi haberleşme kesilecek. İstanbul'a vergi gönderilmesi engellemeye çalışacağım arkadaşlar. Ve belki de en önemlisi, en önemli tepkim Ankara'da TBMM'yi açmak olacak değerli kardeşler. Aynı zamanda bakın farkında mısın? Mustafa Kemal bu meclisin İstanbul'da toplanmasına karşı çıkıyordu. Evet, işgal altındaki bu meclis belki bağımsızlıkçı karar alabildi. Misak-ı Milli kabul etti. Ama bedeli ağır oldu. O yüzden Mustafa Kemal'in o meclisle ilgili yer tartışmasında bakın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkacak arkadaşlar. Yine bir ek veri,
İstanbul işgal edilince Mustafa Kemal TBMM'i açarak diyecek ki ben mücadeleyi artık padişah adına da yürütüyorum. Niye? Padişah esir. Padişahı kurtarmak için padişah adına da ben bu mücadelenin liderliğini üstleniyorum diye bir akıl oyunu yapacak ve saltanatçıların desteğini etrafında yine toplamak isteyecek kardeşim. Bakın ne kadar siyasi manevra var, farkında mısınız? Yani dile geldiği kadar kolay bir süreç değil. Kolay bir mücadele değil arkadaşlarım. Yani çok çok zorlu bir süreç, çok çok sıkıntılı bir süreçti. Bu konuda ilgisi olan arkadaşlar var ise arkadaşlar, şuraya ben bir kitap adı yazmak istiyorum. Gün gün mücadeleyi anlatan bir çalışma. Salahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya kadar. Mondros'tan Mudanya'ya kadar diye bir çalışması var bakın. Aha. Kitap burada. Selahattin Tansel, tamam, 4 ciltlik bir kitap. Bu 4 cilt gün gün yaşananları anlatıyor arkadaşlarım, belgeli bir şekilde. O yüzden yani kütüphanenizde bulunsun derim ben. Çok değerli bir çalışmadır bu. 1918-22 4 yılı anlatan 4 ciltlik bir çalışmadır. O kadar ilginç detaylar var ki şaşkınlıktan küçük denizi tutuyorsunuz, yutuyorsunuz. Ne ben badireler atlatmış, nelerle uğraşmış Mustafa Kemal ve arkadaşları. O zaman bu mücadeleye olan inancınız, güveniniz ve saygınız daha da pekişerek artıyor arkadaşlar, bilginize, bilginize. Şimdi burada TBMM öncesi son bir olay var. Milli mücadelede basın, gazetelere bir bakacağız. Hatta bir bakıyorsunuz şu an. Lütfen sakin olun. Sövme. Sövme. Gözünü seveyim. Ulan hepsi uğraşmayacaksın zaten. Git. Hadi oradan. Ne yapıyorsun? Adam 50-60 tane gazete yazıyor. Kasaba kasaba, şehir şehir. Emin ol, onu yazarken yazan hoca da tek tek ezbere bilmiyor onları. Bilmiyor. Yok öyle bir şey. Çıkan sorular var. Çok da soru var. Ha. Ve çıkan sorular daha çok Mustafa Kemal merkezli. Mustafa Kemal'in etrafında olan gazetelerdir. Şu şablona özellikle iyi bak. İrade-i Milli'yi konuştuk Sivas Kongresi'nde. Temsil heyetini çıkardı, gazetedir. Hakimiyet-i Milli'ye, hani temsil heyeti Ankara'ya geldi ya, İrade-i Milli kaldı Sivas'ta. Onun yerine Ankara'da temsil heyetinin çıkardığı gazetedir Hakimiyet-i Milli'ye. Ve Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği gazetedir. Ben Instagram'dan takip ediyorsam bu konuda ben belgelerle paylaşım yaptım. Bilginize. Çok yanlış bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2017'de yazılan bir bilgiyi, 8. sınıf İnkılap Tarihi kitabında olan bir bilgiyi piyasa sorgusu sualsiz kabul etti. İrade-i Milli'ye cevabını vermekteler benim gazetem tabirine. Hayır. Hayır. Benim gazetem akademik anlamda belgelerini ortaya koyduk bizler. Hakimiyeti Milli'yedir kardeşim. Bilginize, piyasa soruları bunu yanlış kullanmakta kardeş. KPSS'e sordu mu, ÖSYM'e sordu mu, sormadı. Sorarsa da Hakimiyeti Milli'ye diyecek. Yoksa o soru mahkemeye gidecek, iptal et olacak. Bu kadar net, bu kadar net diyorum, tamam mı kardeşim? Onun dışında bu gazetelerden kardeşler, Anadolu Ajansı, Halid İpadı var. Yunus Nadi Bey tarafından 6 Nisan 1920'de açılan bir müessese, dünya kamuoyuna doğru bilgiler vermek amaçlı bir müessese. Bugün de halen Türkiye'nin önemli bir haber ajansı. Ceride-i Resmiye, TBMM'nin resmi gazetesi, bugün TC resmi gazetesi diye yayına devam etmekte. Minber, Minber, Mustafa Kemal'in İstanbul günlerinde Samsun'dan önce çıkardığı gazeteydi. İleri İstanbul'da yayın yapan Mustafa Kemal'in isimsiz yazılarının yayınlandığı bir gazete. Hukuki Beşer, Hasan Tahsin'in İzmir'de yazılar yazdığı gazete idi. Bunların dışında bir Sevilur Reşat var. Mehmet Akif Ersoy'un çıkardığı bir dergidir değerli arkadaşlar.
Küçük Mecmua, Ziya Gökalp, önemli aktörler bunlar. Diyarbakır'da çıkardığı bir dergi. Al Bayrak, Doğu İlerim Dafai Hukuk Cemiyeti'nin çıkardığı bir gazeteydi. Açık Söz, efendime söyleyeyim, İster Marşı'nın yayınlandığı ilk gazeteydi Kastamonu'da. Mardin, Yeni Türk harfleriyle basılan ilk gazete idi. Şimdi ben sana bir şey yapacağım. İrade-i Milliye soruldu, Hakimiyet-i Milliye soruldu, Anadolu Ajansı soruldu, Cerdiye Resmiyet çıktı, Minber çıktı, Hukuki Beşer çıktı, Al Bayrak çıktı, Açık Söz çıktı. İrade-i Milliye 2-3 defa çıktı, Hakimiyet-i Milliye 2-3 defa çıktı. Ben burada ileriye biraz dikkatlerim özellikle ve diğerleri bakımı çıktı dediklerimiz de hatırlansın. Sevgili Reşat, Mehmet Akif baba bir isimdir. Küçük Mecmua, Ziya Gökalp baba bir isimdir. Bakın 2-4-6-7 tane burada var. Şunları da al hadi. Mardin'i ben beklemem. Latin harfleri, konjonktür gereği çok beklemem. 7-10-11 tane gazete var burada. 11 gazete. Az değil biliyorum. Yanında hani birkaç bilgi de var mesela. O yüzden az değil. Tamam mı? 11. Bu cepte. Bu cepte. Cümle içerisinde geçti Ayşenur o. Doğrudan sorgulanmadı. Verilen bilgi de geçti o. İstiklal Marşı yayınlandı. İlk dergi diye sorgulandı. Tamam mı? Hadi onu da soruda kullanıldı da onu da işaretle. Tamam mı? 11 tane de yayın istiyorum ben sizden. Şu Mardin dışında burada 11 tane yayın var. Açık Söz, Al Bayrak, Küçük Mecmua, Sevgili Reşat 4. Şu şablonda da 7 tane var. 11 yayın senden istiyorum. At cebe bunu. At cebe bunu ve bekle. Bekle. Bir de şerefsizler var tabii. Milli mücadele karşı olanlar var kardeşim. Bunların en şerefsizleri karşınızda. İçlerinde en şerefsiz olan da Peyami Sabah'tır. Bu da çıktı. Bir tane şu ana kadar şerefsiz yayın soruldu. O da en şerefsizi Peyami Sabah'ı sordular kardeş, tamam mı? Yani Ali Kemal diye gönderme yaptık ya yer yer. Ali Kemal, Ali İzmit'e linç edilen o şerefsizin gazetesi. Alemdar Refik Cevat Ulunay adlı bir hain entelektüelin yayın organı. Türkçe İslam'ı çok önemli değil Sayit Molla ama beni korkutuyor. O yüzden ben bu şablonu aldım. Niye? Türkçe vurgusu var ya, yani göze kulağa iyi bir yayınmış, hayırlıymış gibi akla gelebiliyor. O yüzden gözünüze sokmak istediğim şerefsizdir Türkçe İstanbul gazetesi de. AİTE'de edebiyatımızın önemli aktörlerinden birisi Refik Halit Karay'ın yayın yaptığı gazeteye yazılar yazdığı bir dergidir. Şerefsizdir Refik Halit Karay. Lozan'dan sonra yurt dışına sürgüne gönderilecek mesela. Af çıkınca ancak memlekete dönecek ve edebiyatın önemli kalemlerinden birisi diye geçecek Refik Halit Karay. Mesela Mehmet Akif şey der, İstanbul Türkçesini en mükemmel kullanan kişidir der Refik Halit Karay için. Edebiyon çok güçlü. Hatta Mustafa Kemal Erzurum'dan Sivas'a giderken dönemin gazetelerini takip ediyor, dergilerini takip ediyor. Aydede'yi okuyor, Refik Halit'in bir yazısını okuyor ve yanındakilerini hayıflanarak diyor ki çok büyük bir kalem, çok değerli bir kalem, keşke bizimle birlikte olsaydı diye hayıflanıyor Refik Halit Karay'la ilgili olarak arkadaşlar. İlginç bir adam, belki göze çarpabilir diyorum. Daha sayarsın bakın, ilk şablonda vardı daha. Ama hadi, hadi, hadi. Sen 11 yayın bakın, 11 yayın burada, tamam mı? Burada da Peyami Sabah'ı özellikle hatırla, 12-13 şeyini bil çok iyi bir şekilde. Hiçbir şey olmadı, seçenekler edersin kardeşim, cevabı yakalarsın. Veya eminim elinizde kitaplarda 60-70 tane dergi gazete adı vardır. Yiyorsa hepsini de ezberleyin. Ne diyeyim yani, tercih takdir senin diyorum sevgili kardeşim. Soruları iyi analiz etmek lazım. ÖSYM. Bugüne kadar bir defa şerefsizlerden sordu. Bakın altını çiziyorum. Onun dışına çıkan 8-10 tane soru hepsi yararlı yayınlardan.
ve daha çok Mustafa Kemal'in etrafında olan, Mustafa Kemal'in etkisi olan yayınlardır kardeşim. Bu minimalde bakmak lazım. Sizler nihayetinde gazetecilik bölümü okumuyorsunuz. O yüzden bir dünya gazeteyi bu kadar kasmayın diye tavsiye ediyorum sevgili kardeşlerim. Evet.